Arkadaşlar merhaba. Bugün aynumlarla ilgili konuşmak istiyorum. O yüzden aynumlarımı bir araya toplamaya çalıştım. Biliyorsunuz daha önceki videomda bahsetmiştim. Aynumları bahçeye ekmek istiyorum diye. Hatta bir kısmını da ekmiştim şöyle. Şimdi yeni aynumlarım var. Bunlar kelle aldıklarım. Tam zamanı aynumların kellesini alabilirsiniz. Çünkü şu anda büyüyecekler arkadaşlar. Önümüz yaz mevsimi ve yaz mevsiminde aynumların büyümeleri duracak. Çünkü yaz mevsiminde aynumlar uyuyor arkadaşlar. Çoğaltılmasından bahsedeyim biraz size. Biraz da türleri göstereyim. Bu aynum Halloween arkadaşlar. Özel bir tür. Bu da onun yeşil olanı. Bunlar yazın gül gibi olacak arkadaşlar. Bu yaprakların hepsi kapanacak ve birer gül halini alacak. Hatta gronevyalar var. Şurada bir yerde olması gerek. Göstereyim size. Bunlar da aynı aileden geliyor ama tabii bakımları ve bunları mesela bahçeye ekemeyiz. Bakımları biraz daha farklı onlara göre. Biraz daha narinler çünkü. Bu arkadaşların hepsini bahçeye ekeceğim. Çünkü aynumlar büyük saksıları seviyor arkadaşlar. O yüzden yere ekmek istiyorum. Yurt dışındaki sitelerde görüyorum genelde. Instagram'da da birkaç arkadaş da var. Onlar da yere ektiler. Ve yerde daha önceki videolarımda da söyledim. Yerde ekilen sukulentler daha devasal büyüyebiliyorlar. O yüzden bu arkadaşların hepsini bahçeye ekeceğim. Daha önce göstermiştim, burayı doldurdum. Hatta hani bir köşe, aynım köşesi olsun demiştim ama buraya ektiklerim dışında burayı biraz düzenleyip bu arkadaşları da buraya ekeceğim. Şimdi biraz çoğaltılmasından bahsedeyim arkadaşlar. Kelle alarak çoğaltabiliyoruz. Aynumlar çünkü yapraktan olmuyor da iddia etmeyeceğim. İnanılmaz zor. Yapan var mı? Yani taş çatlasanız bir iki kişi de gördüm ama hani 50 tane yaprak koparsanız belki bir tanesi ya da iki tanesi ya tutar ya da tutmaz. Ben denedim. Şimdiye kadar hiç başarılı olmadım ama hala deniyor muyum? Evet deniyorum. Onu da başarmak isterim açıkçası. Ben kelle aldım demiştim arkadaşlar. Aldıklarımı göstereyim size. Yaklaşık 15-20 gün oldu bunların kellesini alalı. Torf, perlit ve kokopit karışımı bir topraktalar. Öyle söyleyeyim size. Bakalım köklenmişler mi? Evet. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Güneş şu anda vuruyor ama şöyle göstereyim size. Yani 15-20 günde kökleniyorlar. Size altını da göstermek istiyorum arkadaşlar bunların. Bakalım bunlar köklenmiş mi? Evet, bazıları köklenirken bazıları inatla bazen köklenmeyebiliyor. Ama yavaş yavaş köklenmeye başlayacaktır. Buradaki bebekler, bu cimcimemin bebekleri. Bu da aynı Florensis arkadaşlar. Tricolor değil. Tricolor ile karıştırmayın. Çünkü o başka bir tür. Bu başka bir tür. Bu daha özel bir tür. Burada birçok aynı türü var. İsimlerle pek aram iyi değil ama birkaç tanesinin ismini biliyorum. Schwarzkopf var. Şu Schwarzkopf oluyor. Klasik aynı yani bu. Bir de bunun yeşili var, klasik olan. O da klasik aynum. Ama bu da bir Halloween mesela. Yani bunun
Bu dev gibi. Bunun küçüğü bu ve güneşten dolayı daha kızarmışı. Bunun biraz daha güneşe ihtiyacı var. Güneş gördükçe rengi onun da bu hale gelecek. Şimdi kestikten sonra bunu aldınız. Şimdi diğerlerinde bir yaprak bırakıyordu fotosentez için ama bunlarda yaprak bırakmak gibi bir olayımız yok. Anca şöyle türlerde alabiliriz kelle. Yani şuradan kellesini alabiliriz. Ama çelik almak daha mantıklı. Şimdi onun altını göstereceğim arkadaşlar size. O kadar bebek var ki ben bile inanamadım. Onun altını bahçeye öyle oradan kestikten sonra koydum. Bakalım dedim ne yapacak. Yani yerde ekili ve üstünde bir sürü bebeği oldu. O yüzden korkmayın arkadaşlar. Yani gerek aynumlarda gerekse sukulentlerinizde alabildiğiniz kadar kelle alın. Suyu biraz daha fazla seviyorlar arkadaşlar diğer sukulentlere göre. Bahar mevsimlerinde büyüyorlar. Kışın ve yazın çok sıcakta uyuyorlar. Dediğim gibi yaz mevsiminde biraz daha gül gibi kapanacaklar. Grönavyalar gibi. Onlar da biliyorsunuz gül gibi kapanıyor. Bunlar da gül gibi sıcağı hissetmeye başladıkça gül gibi kapanacak ve su ihtiyaçları o zaman azalacak. O yüzden aynumlarınıza yazın daha az su verin. Ama büyüme dönemlerinde suyu çok seviyorlar. O yüzden bol bol sulayın ki gelişebilsin. Büyük saksılara ve derin saksılara ekin. Onun dışında ne söyleyebilirim aynumlar için? Bir de bazen çok soru alıyorum arkadaşlar. Alttan yaprakları kurumaya başladığı bitkim ölüyor mu diye. Hayır arkadaşlar korkmayın. Öyle olduğu dönemlerde bitkiniz ölmüyor. Bitkiniz büyümeye çalıştığı için alttaki yapraklarını kurutarak büyüyor. Özellikle yaz mevsimine geçiş döneminde biz bununla daha çok karşı karşıya geliyoruz. Altlarda kuruma oluyor. Göstereyim şöyle. Şu şekilde alttaki yapraklarınız kuruyup döküldüğü zaman korkuyorsunuz ya, korkmayın. Yani üstten büyüdüğü için, gelişme dönemine geçtiği için alttaki yapraklarını atabiliyor. Böyle durumda korkmayın, hatta sevinin, bitkiniz büyüyor. Ben mantar ilacı yapıyorum arkadaşlar. 2 ayda bir. Yaklaşık 2 ayda bir, 1,5 ayda bir de bit ilacı yapıyorum. Aynumlar da mantar olmaya meyilli türler. O yüzden siz de mantar ve bit ilacını, eğer bitkiniz çok ise, yani az ise de, çünkü bazen atıyorsunuz evet 3-5 tane bitkiniz var ama yine de buna ne yapabilirim diyorsunuz. Ben hep diyorum evsel ilaçlarla bu işin altından kalkamazsınız arkadaşlar. O yüzden eğer bitkiniz var ise mutlaka bir mantar ilacı ve bir bit ilacı en azından edinmelisiniz. Onun dışında söyleyebileceğim ne var? Dediğim gibi kış aylarında sulama yapıyoruz. Hiç de sulamıyor değiliz. Soğuğa dayanıklı değiller. Eğer don olan ve çok soğuk olan bir yerde yaşıyorsanız mutlaka koruma altına almak zorundasınız. Bu sene benim hatta şu göstereyim size. Seranın içinde olmasına rağmen hala etkileri üzerinde, az kalsın Halloween'ım donuyordu ama çok şükür öldürmeden kurtarabildim onu. O yüzden dona dayanmıyor arkadaşlar, donuyor. Bunlar dayanmıyor, bir de kalançolar dayanmıyor, aklınızda olsun. Kışın dediğim gibi koruma altına almalısınız. Koruma altına aldınız diye sulamayacak mısınız? Evet, sulayacaksınız. Gelişmesi yavaşlıyor ama yine de sulamak gerekiyor. Yazın dediğim gibi uyku dönemine geçecekler. Uyku dönemine geçtikleri zaman daha su ihtiyacı olacak ama sonbahar ve ilkbahar döneminde
aynumlarınızı bol bol sulayın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa videomun altında bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için önemli. Eğer abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.